Herkese selam. Bugün ben de birliktesiniz demek isterdim ama Erhan da biraz sonra aramıza katılacak. Bu hafta şeyi konuşalım istedik. Hani seçimler falan da yaklaşıyor ve biz biliyorsunuz ki yurt dışında yaşayan bir Türkler olarak sizce bizce oy kullanmalı mıyız, kullanmamalı mıyız? Biz kendi fikrimizden bahsetmek istedik. Herhangi bir şeyden bağımsız olarak. Şimdi başlayalım mı? Hem biraz gezelim ama biraz rüzgarlı ona göre çok yapalım. Yani biliyorsunuz her defasında bu bir sorun oluyor. Sorun mu diyeyim artık, tartışma konusu oluyor açıkçası. Biz burada kendimiz kendi ideolojimizden bağımsız sadece kendi fikirlerimizi yurt dışında yaşayan bir göçmen olarak söylemek istedik. Çünkü işte 3 sene öncesine kadar Türkiye'de aktif olarak oy kullanıyorduk ama şu an tabii ki konumumuz farklı. Şimdilik düşüncelerimiz nasıl değişiyor ya da aynı mı? Biraz sebepleriyle açıklamak istiyoruz. Ben Türkiye'de en son oyumu şeyde kullandım. Belediye başkanlığı seçiminde İstanbul'da. İşte Aran yeni doğmuştu. Haziran seçimlerinde kullandım en son. Alo. ondan sonra zaten Şubat ayında da Almanya'ya geldik. Şu an tabii ki bir seçim var. Benim bir oy kullanma hakkım var ve tabii ki kullanacağım. Yani bu oy hakkı veriliyorsa tabii ki kullanılmalı. Ama oy hakkı var ve benim için etik mi? Hani onu tartışabilirim. Açıkçası ben hani bir yurt dışında yaşayan bir Türk olarak da ne kadar şu an hakkım var ve oy kullanacaksam da teknik ve pratik olarak çok fazla göçmenlerin hani burada uzun yıllar yaşayanların vesaire ya da işte ne bileyim belli bir süre sonra yaşayan göçmenlerin oy kullanması yönüne çok sıcak bakmıyorum. Bu ben bile olsam, yani ben dahil, ben bile olsam da çok saçma bir şey oldu. Çünkü kendimden de bahsedeyim. Ben 3 yıldır Türkiye'den uzağım sonucunda. Ve ben şu anki şartları Türkiye'de yaşayanlar kadar iyi bilemem. Ne kadar haber izlesem de, ne kadar okusam da, etsem de, ne kadar ailemle konuşsam da ben o şartları orada yaşayanlar kadar iyi bilemediğimi düşünüyorum. Bu benim için birincisi eksik bir durum karar vermede. Çok sağlıklı bir karar olabileceğini düşünmüyorum. İkincisi zaten ben yurt dışında yaşıyorsam ve belli bir süredir Türkiye'deysem burada artık bir düzenimi kurduysam da Türkiye'de yaşamayacağım anlamına geliyor. Tabii ki ileride dönme fikrim olabilir ama şu mevcut durumda pratik olarak ben burada yaşıyorsam Türkiye'deki bir seçim için, orada yaşayanlar için bir oy hakkı, bir karar verme şeyi benim için adil gelmiyor. Çünkü zaten gitmiyorum, yine orada yaşamıyorum. O zaman benim seçtiğim bir şey, Türkiye'de yaşayanların kaderi ne kadar belirler? Bu tartışma konusu. Üçüncüsü de, bir gün, şimdi şey diyebilirsiniz, bir gün Türkiye'ye dönebilirsin sonuçta. O zaman ilerisi için karar ver diyebilirsiniz. O zaman ben de şunu düşünüyorum açıkçası. Ben işte Türkiye'de yaşadığım süreçte evet orada yaşıyorum derim. Orada yaşadığım sürece her şeye koşullara bakarım ve ona göre karar veririm. O zaman Türkiye'de yaşadığım sürede oy kullanırım. Yurt dışında değil diye düşünüyorum. Yani genel olarak ilk başta anlatmak istediğim şeyler bunlar üzerine geçecek. Şimdi mesela Erhan uzun süre yurt dışında yaşayan bir Türk olarak bana kızabilir. Belki sizler de kızabilirsiniz. Ben bunu anlayışla karşılarım. Her fikre açığım. Dediğim gibi ben kendi fikrimi hem orada hem burada yaşayan bir Türk olarak, bir göçmen olarak söylüyorum. İkisinde de pratik olarak görebildiğim eksikler ve artılar var tabii ki. Ona göre bir karar verebiliyorum. Sen ne diyorsun? Ya tabii ki doğru. Yani karşılaştırma yapabiliyorsun. Senin en büyük şansın o. Ama ben mesela değil mi, sonradan giden biri olarak ve sonradan yine geri gelen olarak şunu demeliyim ki düşünceli bir tema. Yani şöyle, şimdi şeyi söyleyebilirsiniz ama bu sadece Türkiye'de değil, bir sürü ülke oy kullanıyor. Hani yurt dışında seçme hakkı var, yurt dışındaki seçmenlerin seçim hakkı var diyebilirsiniz. Evet var, haklısınız ama ben biraz bu konuya şey olarak bakıyorum. Hangi ideoloji olursa olsun, hangi taraf olursa olsun bizim ülkemizde bir taraflaşma var diye düşünüyorum. Ve artık bu oyların politik bir seçim, halkın ya da insanların seçerken kendi çıkarı için değil, kendi faydası için değil, takım tutar gibi bir parti tutma üzerine kurulu olduğunu düşündüğüm için. Yani
Bu hem Türkiye'de hem de burada aynı şey oluyor. Tamam, hani Türkiye'de diyorsunuz ki hepimiz bir şekilde oy kullandık ama biz yurt dışında yaşayanlar olarak, ben 3 yıldır hani buradayım ama 30 yıldır, 35 yılda Türkiye'de yaşadım. Ve birçok şeyi bizzat yaşamama rağmen niye oy kullanmayayım derseniz, ama 3 yıldır çok farklı şeyler olmuş olabilir, şartlar değişmiş olabilir ki değiştiğini de düşünüyorum. Ama bu değişen şeyleri, bu değişen şartlar altındaki duyguları ben yaşamıyorum orada. Türkiye'dekiler yaşıyor. Bu yüzden benim için de burada bir yaşayan olarak sadece haberleri izleyerek ya da belli bir medya kuruluşlarını izleyerek karar vermek bana adil gelmiyor. Ben Instagram sayfamda da bir soru cevap açtım aslında. Hani kullanılmalı mı, kullanılmamalı mı diye. Bunun sebeplerini de sordum. İlginç cevaplar aldım. Mesela bunlardan bir tanesi şeydi. Genellikle uzun yıllardır burada yaşayan arkadaşlarımız şey diye söyledi. Hani tamam, ben de bir Türk vatandaşıyım sonucunda. Yıllarca Almanya'da yaşıyor olabilirim ya da olmadığım, ama sonuçta bir Türk vatandaşıyım ve benim de oy hakkım var. Tabii ki var. Bu hak size verilmişse tabii ki kullanacaksınız. Hani ben bunun sizin hani kesinlikle siz kullanamazsınız diye söylemiyorum. Pratikte ve teoride hak verilmeli mi kısmını sorgularım ben. Size verildiyse tabii ki, ya da bize verildiyse tabii ki hepimiz oy kullanacağız, ama şimdi şöyle bir durum oluyor. Ben şimdi Aran için mesela düşünüyorum. Doğma büyüme burada olduğu zaman herhangi bir ülke dinamiğini bilemiyor insanlar Türkiye'de ya da farklı bir vatanda. Yurt dışında yaşadığı zaman hani o farklı dinamikler olduğu zaman ülkenin, sadece televizyon ya da medyadan ya da belli bir süre Türkiye'de kalarak bunu anlaşılamayacağını düşünüyorum ben. Yani tabii ki bizim o zaman ne oluyor? Oylarımız daha duygusal oluyor. Yani nasıl bir şarkıcıyı beğeniyorsak, nasıl bir film aktörünü beğeniyorsak aynı duygularla partilere oy veriyoruz. Bunun da açıkçası sağlıklı bir seçim olduğunu düşünmüyorum ben. Hani bana sorarsınız, ben bir siyaset bilimci değilim, ben bir kanaat önderi de değilim. Sadece kendi fikrimi söyleyebilirim. Bu sebeplerde verilen oylar da işte hani bir oy bile çok büyük değişiklik yaratıyor derken, yurt dışından gelen yüz binlerce oyun Türkiye'de yaşayan insanların hayatında ne kadar büyük değişiklikler yaratabileceğini düşünüyorum. O yüzden hani açıkçası oy hakkının verilmesi kısmına şüpheyle yaklaşıyorum. Çünkü işte sen ne kadar yaşadınız siz burada? 12 yıl. 12 yıl boyunca Erhan burada yaşadı ve belli bir şekilde, belli bir duygularla vesaire belli bir görüşü oluşuyor Almanya'dayken. Ama bu sefer 15-20 yılda Türkiye'de yaşadığı zaman ne oluyor? O fikirler vesaireler değişebiliyor. Çünkü pratikte artık aktif olarak Türkiye'de yaşamış oluyor. O şartlarda çalışmış oluyor. O şartlarda karnını doyurmuş oluyor. O şartlarda trafiğe çıkıyor vesaire vesaire. O zaman da ne olabilir? İşte gerçek fikirler orada hayata geçiyor. O yüzden benim demek istediğim hani 20 yıl, 30 yıl vesaire burada yaşandığı an çok sağlıklı karar verilemeyeceği yönünde. Üçüncü konu da şu, işte gelen yanıtlardan bazıları. Ama biz bir süre sonra Türkiye'ye gideceğiz. Bizim seçim hakkımız olmayacak mı? Tabii ki ileride yaşayacağımız ülke konusunda söz hakkı olmalı. Evet, tabii ki olmalı. Ama bu hakkın yaşamaya başlandığında kullanılması taraftarıyım ben. Yani şöyle bir şey var. Ben 20 yıl sonra Amerika'ya gideceksem mesela, ya da İngiltere'ye, şu andan itibaren benim bir oy kullanmam bana bir fayda sağlamıyor. Zaten oy kullanıyorum ama benim seçimde başkaları yaşıyor orada. Nasıl bana fayda sağlayabilir? Ben oraya giderim 20 yıl sonra. 20 yıl sonra benim oy hakkımı pratik olarak orada kullanırım. Çünkü dediğim gibi yine orada yaşayacağım, edeceğim. Orada söz hakkım olacak diye düşünüyorum. Bir de kıvırız çok esiyor. Bir 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl sonrası için şimdiki mevcutlarda oy vermek açıkçası kimsenin yararına değil. Çünkü 10 yıl, 20 yıl sonra seçtiğiniz kişiler belki hayatta olmayacak. Yani yine aynı şeye geliyor. Bir pop star sevme duygusuyla verilen oylar 20 yıl sonra yine boşa gitmiş olacak açıkçası. Bu sürede ne olacak? Oradaki insanların
tercihi doğrultusunda olması gerekirken çok daha farklı yüz binlerle olan oylarla farklı tercihler olabilecek ve o insanlar o tercihlerle yaşamak zorunda kalacak. Çünkü biz bilmiyoruz. Yani çok fazla bir fikrimiz yok. Ben şu an 3 yıldır burada olmama rağmen 30 yıldır yaşadığım bir ülke konusunda gidip de bir ay Türkiye'de kalacaksam ve bu bana tam net bir bilgi vermez. Evet, bazı şeylerde fikrim olabilir ama net olarak bana bir karar verecek kadar bir done vermez diye düşünüyorum. Genellikle bu, çok uzatıyorum değil mi şu an? Şimdi şeyi geçelim. Burayı Erhan keser, şöyle arayı da kapatayım ben. Oy kullanılmalı mı? Şimdi siz kullanacak mısınız? Hani madem bu kadar konuşuyorsun Seve, hani öttüm bu kadar, tamam. Hani çok net konuşuyorsun da sen kullanacak mısın diyeceksin. Tabii ki kullanacağım. Çünkü bana bu hak verildi. Yani herkes kullanacak. Sadece ben bu kadar konuşuyorum deyip de ondan sonra vermemezlik yapmam. Ben sadece teori kısmında ve pratik kısmında ne kadar doğru bir uygulama onu tartışırım. Ama bu hak verildiyse tabii ki herkes gibi ben de oyumu kullanmak zorundayım şu an. Yani ama bana göre şöyle olabilir. Biz yurt dışındaki Türkler nasıl oy kullanabiliriz diye derseniz, benim ne zaman oy hakkım çok mantıklı ve geçerli olur? Bu partiler ya da işte yönetimler gelip de yurt dışındaki Türklerin hakkını savunacaksa, o zaman buradan bir temsilci seçsinler ya da burada da partiler şey yapsın. Tamam, seçim çalışmaları belli bir yerde yasak ama abi biz o zaman buradan temsilci gönderelim. Benim seçtiğim kişiler, yani benim oy kullandığım şekilde benim oyumun gittiği kişiler beni burada temsil etsin. Gitsinler Türkiye'ye, sonrasında bizim buradaki sıkıntılarımızı vesaire mecliste iletsinler. O zaman yurt dışındaki Türklerin de hakkı şu şekilde savunulsun. Biz buradan iletelim sorunlarımızı. Çok ciddi sorunlar da yaşayan insanlar var. Irkçılık, ayrımcılıkla uğraşan insanlar var. O zaman Dışişleri Bakanlığı'na vesaire iletilecek bir sürü problemimiz var. Bu temsilciler bu problemleri iletecekse, bizden temsilci çıkacaksa burada yurt dışındaki Türklerden, evet, o zaman seve seve oy kullanabiliriz açıkçası. Yani bana mantıklı gelen kısım bu. Yoksa ben derdimi iletemiyorsam, ben buradaki herhangi bir şey yapıyorsam, ben niye oy kullanıyorum diye hala soruyorum burada. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Yani bilmiyorum, şimdi şey, hani o zaman kafanı şey yapayım ben, hani iki tarafta da yaşamış bir şey olarak, göçmen olarak söyleyeyim şu anki, aktif göçmen, part-time vatandaş gibi oldum. Ya bana kalırsa evet, şu an bir sürü gurbetçi arkadaşımız, yıllardır burada yaşayan arkadaşlarımız bana kızabilir. Yani fikirlerinizi de yazabilirsiniz. Ben hepsini saygıyla ve şey anlamaya çalışarak zaten okumaya çalışıyorum. Her fikre saygım var. Ama tabii ki ben de saygı beklerim hani aynı şekilde. Saygı çerçevesinde fikirlerimizi tartışabileceğimizi düşünüyorum. Yani dediğim gibi özetlemek gerekirse, birçok ülkede oy hakkı var. Evet, ama birçok ülkede insanlar bir fanatizm dahilinde bir takım tutar gibi partileri tutarak oy vermiyorlar şey olarak. O yüzden belki oralarda daha sağlıklı bir seçim olabiliyor. Ben bu sebeple karşıyım açıkçası ve koşulların herhangi bir şekilde, koşulları çok bilmiyorum. Dediğim gibi eğer buradan temsilcilik seçilecekse, bizi de temsil edilecekse, o zaman seve seve hepimiz oy kullanalım. Umarım yani kızdırmamışımdır bazı arkadaşlara, bazı vatandaşlarımızı kızdırmamışımdır. Sadece seçimler yaklaşıyor. Şu an çok aktif bir şekilde şey konuşuluyor. Ben de fikrimi söylemek istedim. Benden bu kadar diyelim. Haftaya görüşürüz.